Sevgili dostlar merhaba. Bu hafta sizlerle özellikle porno endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir temadan bahsedeceğiz. Bu kafaları da karıştıran bir konu, bu gerçek midir, bir fenomen midir, her kadın bunu yapabilir mi, yapmalı mıdır, bu bir fantezi midir? Skirting'i konuşacağız. Yani fışkırarak boşalmayı konuşacağız. Porno filmlerde birçok insanın görüp ne olduğunu anlayamadığı bir cinsel yaşam içerisindeki tablodan bahsedeceğiz. Psikoterapist Doktor Cem Geçer ile birlikte. Hocam merhabalar. Merhaba. Bu skirting konusu özellikle porno endüstrisinde çok karşımıza çıkıyor ve insanlar bunu hani normal seksin bir parçası gibi görüyor ya da bir kadın böyle boşalır gibi görüyor. Nedir bu skirting? Bu aslında pornocuların başımıza bela ettiği bir konudur. Böyle bir şey yok. Bu bir porno kültürüdür. Mesela pornoları erkekler için çektiler yıllarca. Fakat daha sonra kadınlar da kadın dostu porno, romantik porno arzusuyla porno sektöründen yeni şeyler talep etmeye başladılar. Şimdi erkeklere yönelik pornolar şöyle bir tane hani hiç izlemeyenler için söylüyorum. Erkek cinsellik bittiğinde penisini çıkartır, eliyle mastürbasyon yapar, kadının suratına boşaltır. Ve kadın o meniyi yalar yutar. Bu sahne bu şekilde pornocular tarafından yıllarca aynı şekilde bitirildi. Böyle olunca erkeğin menisinin fışkırdığı bir sahne kadınların da biz ne fışkırtabiliriz diye bir düşünce ittiler. Ve pornocular dediler ki biz de kadınlara fışkırttıralım. Peki kadın da fışkıracak bir şey var mı? Yok. O zaman ne fışkırtabiliriz dediler? İdrar. Ve pornocular da kadınların e, cinsellik sırasında ya da sonrasında ya da mastürbasyon sırasında ...boşalmasını fışkırtarak, orgazm taklidiyle birleştirerek idrarın fışkırtılmasını bir porno kültürü olarak vermeye başladılar. Ve normal insanlarda yani porno yıldızı olmayan izleyicilerde biz neden bunu yapamıyoruz sorusuyla bize gelmeye başlayınca... ...bu cinsel terapinin konusu olmaya başladı. Tıbbi seksüoloji bir anda kucağında böyle bir konu buldu. Ve bu dediğim gibi bizim gündemimizde yoktu. Pornocular gündemimize bıraktılar. Böyle olunca da biz bu videoyu çekmek zorunda kaldık. Evet. Ama bu konuyla ilgili bazı detaylar var. O da şudur. Kadın orgazmı erkek orgazmına benzer. Erkeğin orgazmı meni oluştuğunda kaçınılmazdır. Erkeğin fışkırttığı sıvıya meni adı verilir. Kadının orgazmı da amrita oluşumuna bağlıdır. Kadın da amrita oluşturduğunda orgazmı kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Erkeğin menisi prostat bezinde üretilir, kadının amritası sikene bezlerinde üretilir. Yani kadın prostatında üretilir ve amrita oluştuğunda orgazm kaçınılmazdır. Ama amrita meni gibi fışkırmaz. Amrita idrar deliğinden çıkar ve burnumuzdan böyle sümün hafifçe aşağı doğru akması gibi bir hisle. Orgazm anında kadının üretrasından yani idrar deliğinden dışarıya çıkar. Yani kadın orgazm anında bir şey fışkırtmaz. Amrita sızıntı şeklinde çıkar. Ama orgazmın işaretlerinden biridir. Orgazmın ikinci işareti kadında başına vajina girişini bu şekilde kasılıp istemsiz bir şekilde güçlü kasılmalar yaşamasıdır. Bu iki işaret orgazmın işaretidir. Ama erkeğin menisi fışkırır, kadının amritası sızıntı şeklinde çıkar. Ama Orgazm anında kadın amritası çıkarken idrarını da çıkartmayı başarırsa bu tabii ki bir mucizedir. Bu mucize yaşamak isteyenler de olabilir. Çünkü insanoğlu her şeyi yaşamak istiyor. Belasını da arıyor, mevlasını da buluyor. O yüzden böyle bir şeyi yaşamak isteyenlerin işte 80 önce idrar torbalarında bir idrarların olması lazım. Tam orgazmı anlamaları lazım. Tam o anda idrarla birlikte Amrita'yı çıkartmaya çalışabilirler. Ama dediğim gibi pornodakilerin hepsi bir e, video çekimi ve bir anlamda da bir yapay durumdur. Ama bunun gerçeğini yaşamak isteyenler ve bunu yapmaya çalışanlar da var. Ama dediğim gibi tavsiye ediyor muyuz? Hayır. Ama insanoğlu ne fantezilere ne yatırımlar yapıyor duyuyoruz, görüyoruz. Ama dediğim gibi biz tavsiye etmesek de bunun peşinden gidenler var. Evet. Bunun aslında tıbbi literatürde mesaneden çıkan bir idrar olduğuna dair herhalde veriler de var elimizde. İzleyicilerimizin kafasında gerçekten hani bu idrar mıdır yoksa başka bir sıvı mıdır gibi soru işaretleri de var ama bugün herhalde tıbbi olarak kesin ve net biliyoruz ki bu bir idrar sıvısı. Kesinlikle idrar. Çünkü amritanın miktarı çok düşüktür. Demin de söylediğim gibi sızıntı şeklindedir. Ve bir kadının o kadar sıvıyı meniyi erkeğin ürettiği gibi, üretmesi mümkün değil. Ki erkeğin menisi de yani fışkırır dediğimiz ama avucumuzun içine çukur yapalım. Onun içini dolduracak kadar bir sıvı çıkar. Ama filmlerde böyle fışkırıyor. Yani mesela bir idrar torbasından 3 litre idrar çıkabilir. Kadın 3 litre fışkırtabilir. Ama o fışkırttığı sıvıyı seks sırasında üretmesi teknik olarak mümkün değildir. Ama dediğim gibi çok sorgulamayınca insanoğlu her şeye inanıyor. O yüzden ben hep şunu söylerim. Burada da onu tekrar edeceğim. Ben ne söylüyorsam çürütmeye çalışın. Çürütürseniz ne ala? Çürütemezseniz artık sizin fikriniz olur. Ama biz hiç sorgulamadan her şeye inanıyoruz. Bir tane deli çıkıyor. Diyor ki bu böyledir. Bu işte kadınlar litrelerce orgazm sıvısı çıkartabilir diyor. Kimse sorgulamadan inanıyor. Ama hani bununla ilgili nasıl bir araştırma yaptınız? 100 tane kadın üzerinde çalışma mı yaptınız? Karşılaştırmaları çift kör randomize çalışma mı yaptınız? Neyin derdindesiniz? İnanamıyorum. Gerçekten internette bazı videolara e, karşılaşıyorum. Dehşete düşüyorum. Ve bunları bazen uzmanlar da yapıyor. O beni ayrıca bir dehşete düşürüyor. Ama dediğim gibi ya yaşamışsındır ya duymuşsundur. E, duyanlar sorgulasınlar bir zahmet. Yaşayanlar da gelsinler bize anlatsınlar. Bilimsel bir ortamda araştıralım. Biz de fikirlerimizi değiştiririz. Mesaneye enjekte edilen renkli sıvının zaten bu fışkırma anında yine renkli bir şekilde çıktığını da Biliyoruz. Herhalde bunu artık test etmeye, bununla ilgili şüphe duymaya da gerek yok. Gerek yok. Değil Mesela mi? sizin B vitamini aldığınız zaman e, B vitamini sarı bir renk yaratır hmm. idrarda. E o zaman sizin fışkırttığınız sıvı da e, sarı çıkacaktır. O zaman hmm. bunu da çok rahat, bir de onun pis bir kokusu vardır o vitamini. Yani istiyorsanız, çok meraklıysanız B vitamini hmm. alın hmm. ve bunu deneyin. Çıkarttığınız sıvının içinde B vitamininin kokusunu bile alırsınız. Yani İlla da büyük bir laboratuvar deneyine gerek yok. Bu dediğimi yaparak da bunu çözebilirler. Bu Paris Captivus mitinde de aslında biraz böyle. İşte insanlar kilitlenip kalacaklarına dair efsane gerçek sanıyorlar. Hatta bunun gerçek olduğunu sanan hani sağlık profesyonelleri de olabiliyor. Çünkü bu öyle bir mit ki gerçekten kafada yer ettiğinde artık insanlar bunu sorgulamıyor. Bu mit de herhalde Böyle zihnimizde bu şekilde porno endüstrisiyle birlikte yerleşmiş bir mit galiba. Kesinlikle ve buna inanan insanlar bundan korktukları için de vajinismus dediğimiz bir tabloyu da yaşayabiliyorlar. Ama en çok bizi üzen konu dediğim gibi ülkemizde çok büyük kadın doğum hastaneleri var. Binlerce, milyonlarca vaka gördüler. Ya bir tane mi görmediniz bu vakayı? Ama aynı hastanede çalışan pek çok doktora sorsa evet böyle bir şey var der. İşte bu dediğim gibi sorgulanmamış her bilginin aslında bizi köleleştirdiği gerçeğinin de en önemli iki işaretidir. Birisi penis kaptümüs, birisi de kadının işte orgazm anında litrelerce sıvı fışkırtması fenomeni e, maalesef e, tıbbi seksolojinin kara lekelerinden biridir. Şimdi bunun olmadığı durumlarda da ya kendini eksik hisseden ya da partnerin ona yetmediğini düşünen erkekler de var. Ya bu nasıl bir ironi doğuruyor? Çünkü dediğim gibi bir şeye inandığınız zaman onun yoksunluğu da başlıyor. Mesela e, kapitalist sistem bize öncelikle bir ihtiyaç yaratır, sonra onu bize satar. Pornocularda bunu yaparlar. E, ama burada önemli olan konu, e, bunu normal kabul ettiğiniz zaman siz zaten çok eksiksiniz. Hı. Zaten Türkiye'deki kadınların neredeyse yüzde yetmiş orgazm olmuyor. Yani bir Biz daha oralara or gelemedik. <gülüyor> <gülüyor> bir de litrelerce fışkırtarak orgazm olmak gibi bir şeyin altında bu kadınları ezmeye gerek yok. Hı. Ama önemli olan e, bir özellik vardır. Mesela tükrük. Biz şimdi konuşuyoruz. Birbirimize tükürerek konuşmuyoruz. Doğru mu? Ama bazı insanların tükrük salgıları çok fazla olur. Ve sizin de konuşurken tükrüğü yüzünüze verir ve siz şöyle yaparsınız. ve yüzünüzü çevirirsiniz. Bazı insanların da sikene bezleri yani kadın prostatı sıvıyı fazla üretebilir. Ama bu e, normal bir durum değildir. O kişinin bir özelliğidir. Yani bu bir hastalık dedi, bir patoloji değil ama bazı kadınlar Çüklük bezleri fazla çalıştıkları gibi amretö üreten bezleri de fazla çalışabilir. Biraz daha fazla sıvı çıkartabilirler. Ama bu dediğim gibi litrelerce fışkıran bir şey değildir. Son olarak tam da onu soracaktım. Açıkladığınız gerçi ama bu bir problem midir diyecektim. Ya da böyle bir durumdan rahatsız olunca bir kadın doğumcuyla görüşmeleri mi gerekir? Bu bir problem olabilir mi? Bu bir problem değil. değil. Bu bir özelliktir. Keyfini çıkartın. Ama unutmayalım ki bunu görüp porno filmlerinde kendinize bir eksiklik duymayın. Bu normal bir durum değil. Bu bir porno fantezidir. Pornoda çok garip fanteziler de var. Evet. E şimdi biz gidip oradaki garip fantezilere bakıp kendimizi eksik hissetmiyorsak evet. bu konuya da aynı şekilde bakmak lazım. Evet, teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili dostlar ile ilgili çok fazla soru geliyordu sizlerden. Ve bu dosyada skirtingi her yönüyle tıbbi seksoloji açısından sizlerle bütün detaylarını neredeyse paylaştık. Bu bir problem değil, bu bir eksiklik değil, bu şart değil, gerekli değil. Bu biraz da herhalde tercihe bağlı bir durum. Dolayısıyla bununla ilgili endişe etmeye de gerek yok. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, bu konuyla alakalı fikirlerinizi de lütfen yorum olarak videonun altında paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu arada paylaşmamızı istediğiniz içerikler varsa bunları da bize iletin. Yeni videolarda sizlerin de isteklerinizi, taleplerinizi dikkate alıyoruz. Görüşmek dileğiyle.